Mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 Eylül 2023 Salı akşamında Kanal 3 Ana Haber'le sizlerle birlikteyiz. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi MYK'sı toplandı. Uzun süren bir görüşmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçti ve uzun uzadıya Türkiye'nin gündeminde ne varsa hepsini konuştu, hepsiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Hemen bakalım arkamızdaki görselde neler söylemiş Sayın Devlet Bahçeli. Birazdan açıklamalarından önemli bir satır başı var. Onun da VTR'sini sizlerle paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe ve il kongreleri yavaş yavaş tamamlanıyor. MHP'nin büyük kurultayı 17 Mart 2024'te. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra bakalım gündeme dair neler söylemiş Sayın Devlet Bahçeli. İyi Parti ile ittifak görüşmesi, ittifak arayışı vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Devlet Bahçeli çağırdık gelmediniz, yerel seçimde komşu olalım diyerek İyi Parti'ye bir davet göndermişti ve bu konuda son açıklamayı şöyle yaptı. Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır dedi. AB konusunda bildiğiniz üzere Avrupa Birliği bir rapor hazırlayarak Türkiye'nin AB'ye girmesinin şu an için mümkün olmadığını ifade etmişti ve tabii bu noktada da Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz diyor Sayın Devlet Bahçeli. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar noktasında Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli. Karabağ Türk'ün yurdudur diyor Doktor Devlet Bahçeli. Bir taraftan da sığınmacı sorunuyla alakalı olarak bu sorunu kaşıyanlar, bu sorunu sürekli gündeme taşıyanlar bir arayış içerisindedir, farklı bir noktaya çalışmaktadır diye oraya da bir eleştiri gönderdi. Ama en sert eleştirilerinden birisi Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yaptığı iftira dolu açıklamaya oldu. Birçok sıfatla seslendi Sezgin Tanrıkulu'na. Terör ağzıyla konuşuyor, kaynağı kan dil dedi. Birçok noktada ciddi sıfatlandırmalarla Sezgin Tanrıkulu'nu eleştirdi. Hep birlikte o eleştirileri izleyelim. Terörist neredeyse Türkiye meşru hedefi orasıdır. Artık hiçbir yer, hiçbir in, hiçbir mağara, hiçbir sığınak ve barınak bölücü terör örgütü için güvenli değildir. Çoğulcu ihanetin kökü kazınacaktır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde terör musibeti millet ve ülke gündeminden ayıklanıp inşallah çıkarılacaktır. Terörle mücadelenin başarı çıtası yükseldikçe terör sevicileri çılgına dönmektedir. Varsın onlar çılgına dönsünler. Hatta kudurup ortalığa düşsünler. Terör örgütü, karanlık destekçileri, kartlaşmış ve katranlaşmış figüranları için son yaklaşmış, hesap günü şafak sökmüştür. Bu mutlak akibetten kaçış ve kurtuluş asla yoktur. Hiçbir Türk ve Türkiye düşmanı için müsamaha olamayacaktır. Bilhassa PKK-YPG'nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de iftira atmıştır. Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi veya ne söyleyecek ona baktım. Günü ve saati geldiğinde konuşmak, tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldu. İşte o gün bugündür. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya, New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bazı
diplomatik temaslarda bulunduğu ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldi. Daha sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti ve daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'u Türk evinde kabul etti. Yine Polonyalı mevkidaşı Duda ile de görüştü. Andrzej Duda Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu ve Sayın Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bölgesel meseleleri ele aldık mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda ABD'de New York'ta temaslarını sürdürüyor. Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya ve Uşak illerinin bulunduğu Zafer Kalkınma Ajansı TR-33 bölgesi, Regions 2030 projesinin uygulanacağı 10 pilot bölge arasına girdi. Projenin tanıtımı için Afyonkarahisar'da bir toplantı yapıldı. Toplantı, projenin kapsadığı kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'ları bir araya getirdi. Zafer Kalkınma Ajansı'ndan bir büyük adım daha, TR-33 bölgesi için hazırlanan bir projeyle yine ilklerden oldu. Avrupa Parlamentosu'nun desteği, Avrupa İstatistik Ofisi ve Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından uygulanan proje kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen başvuru neticesinde Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR-33 bölgesi, Avrupa genelindeki 10 pilot bölge arasına seçildi. Regions 2030 projesi, Avrupa genelindeki düzey 2 bölgelerinde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının izlenmesi için göstergeler geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek için uzmanlar ve ortaklarla birlikte çalışmayı amaçlıyor. Projenin genel amacı 17 sürdürülebilir kalkınma amacını ve 169 hedefi kapsıyor. Proje kapsamında bölgede eğitim çalışmaları yapılacak. Projenin tanıtımı için Afyonkarahisar'da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, ajansın çalışmalarından söz ederek projeyi anlattı. Ülkemizin ve bölgemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR-33 bölgesinde 2010 yılından bu yana çok çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Planlama, araştırma, analiz faaliyetleri başta olmak üzere. Başvurusu doğrudan ajansımız tarafından gerçekleştirilen ve bugün burada tanıtımını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Regions 2030 projesi kapsamında TR-33 bölgesi Avrupa genelindeki 10 pilot bölgeden biri olarak yer almıştır. Bölgemiz projeye ülkemizden katılan tek düzey 2 bölgesidir. Regions 2030 projesi Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel düzeyde uygulanması ve izlenmesi bakımından oldukça önem arz eden bir projedir. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz da konuşmasında Zafer Kalkınma Ajansı'nın bölgeye yaptığı katkının önemli olduğuna değindi. Uluslararası düzeyde uygulanan Regions 2030 projesinde Türkiye'den tek ortağın TR-33 bölgesi olmasından duyduğumuz gururu paylaşmak isterim. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dünyanın ve toplumların geleceği için belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu amaçlar ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan daha adil, sürdürülebilir bir dünya hedefinin yansımasıdır. Böyle bir dünyaya ulaşmak, sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarının yalnızca ulusal düzeyde değil, yerel düzeyde de uygulanması ile mümkün olacaktır. Toplantıda proje koordinatörlerinden Cecilia Bertozzi de uzaktan bağlantıyla sunum yaptı. Projenin detaylarına değindi. Toplantılar gün boyu yapılan oturumlarda detayların konuşulmasıyla sürdü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Müşir ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Törenin ardından il protokolü Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Bugün 19 Eylül, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal ve Gazi unvanı verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü.
Gaziler Günü nedeniyle Afyonkarahisar'da da tören ve ziyaretler gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Kocatepe Parkı'nda düzenlendi. Törende Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal günün anlam ve önemine değindi. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. Törenin ardından Afyonkarahisar Protokolü Muharip Gaziler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı burada gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı şöyle konuştu. Sizlerden öğreneceğimiz, dinleyeceğimiz çok şeyler var. Gençlerimize ışık tutacak tecrübeleriniz var hepinizin. Gerçekten sizin yaşadıklarınız, gördükleriniz, bu ülke adına yaptığınız fedakarlıklar her türlü takdire şayan. Onları biz çok daha fazla dinlemek, çok daha fazla yeni neslimize anlatmak ve istifade etmek isteriz. Sağ olun, var olun. Ülkemiz, milletimiz, bayrağımızda her zaman böyle sizler gibi kahramanlarımız oldukça ebediyen inşallah payidar olacak. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Sizler gibi vatan evlatlarına sahip olan bir milletin mensubu olduğumuz için gurur duyuyoruz. Orta Asya'dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu bugüne taşıyan farklı illerdeki ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Bu camiler arasında Afyonkarahisar'ın Ulu Camisi de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Miras Komitesi'nin kararını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda duyurdu. Afyonkarahisar'a gelen ziyaretçilerin mutlaka gezip görmesi gereken mekanlardan bir diğeri ise Ulu Cami. Bu camiye önemli kılan özelliği ise yapımında tek bir çivinin dahi çakılmamış olması. Ersoy, mesajında yeni bir müjde daha, UNESCO Dünya Mirası listesine kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordiyon'un ardından Anadolu'nun Orta Çağ'dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de dünya mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21'e yükselttik. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Tarihi 1200'lü yıllara dayanan Ulu Camii Anadolu Selçuklu devrinde sahip atanı Nusreddin Hasan yaptırıyor. Bu camiyi farklı kılan bir diğer özelliği ise 40 ahşap sütuna caminin oturtulmuş olması oluşturuyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Afyonkarahisar Ulu Cami Dünya Mirası ilan edildi. Böylece Türkiye, UNESCO Dünya Mirası listesine 21. kültür varlığını kaydettirmiş oldu. Alınan kararların içinde Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefettin Camii de bulunuyor.
Afyonkarahisar'da bilgisayar mühendisi olmasına rağmen küçük yaşta ilgi duyduğu boncuk tutkusunun peşinden giden 26 yaşındaki Gülşen Demiratan, tasarlayıp ev kadınlarına ürettirdiği takıları şimdi yurt dışına satıyor. Boncuk tutkusunun peşinden giden mühendis, yöredeki kadınlara iş imkanı sağlıyor. Bilgisayar mühendisi Gülşen Demiratan, okul yıllarında ailesinden aldığı harçlıklarla temin ettiği boncuk ve takı malzemeleriyle kendine özgü tasarımlar yaparak çevresine satmaya başladı. Takı tasarımı tutkusunu işe dönüştüren Demiratan, önce e-ticaret üzerinden satış yaptı, 18 yaşından sonra da Taşan Alemi Çarşı'da 9 metrekarelik ilk dükkanını açtı. Afyonkarahisar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Demiratan, diğer taraftan da aksesuar, boncuk malzemeleri ve takı tasarım işletmesi üzerine ticaretle uğraştı. Mezun olduktan sonra bir süre özel bir firmada mühendislik yapan Demiratan, iç mimar eşi Ahmet Demiratan'ın da desteğiyle yaklaşık 2 yıl boyunca Dumlupınar Mahallesi'nde ikinci aksesuar ve takı tasarım dükkanını açtı. Bu taşı gibi taşlar var ya, onlardan var mı? Doğal taşlar. Demiratan, hayallerini boncuk sayesinde adım adım gerçekleştirdiğini söyledi. Boncukla tanışmamız ilkokulda oldu. Part time çalışıyordum üniversite dönemimde. Bir yandan da dükkanımız oldu işte, taşlar. Oradan da bir yandan hem e-ticaret yaptım, hem boncukları tanıdım, daha çok tanıdım. Ticarette kendimi öğrendim. Küçüklüğümden beri boncuk, el emeği şeylere çok isteğim vardı. Çok arzuluyordum yapmayı. Küçükkenden beri alırdım malzemelerimi kendim yapmak için. Arkadaşlarıma satardım, hediyeler ederdim. Kapımızın önünde küçük bir kartona böyle yerleştirirdim kolyeleri, bileklikleri. Yoldan geçenlere satmak için uğraşırdım. Sonrasında evde yapmaya başladım. E-ticaret üzerinden yapıyordum. İşlerim biraz geliştirmeye başlayınca 18 yaşımda Tarihi Taşan'da bir dükkan açtım. 9 metrekare bir dükkan. İlk dükkan açılışımız oradaydı. Yani ilk ticarete orada atıldım. Boncuk deyince bana hayallerim aklıma geliyor. Yani ufak bir boncuktan, minik dükkan olmadan, evimin önünde başlayan kutu içerisindeki boncuklardan bana aslında hayallerimi adım adım gerçekleştirebileceğim anlamına geliyor. Boncuk benim geçim kapım, ekmek kapım. Benimle birlikte biz burada gördüğünüz tüm ürünlerimiz el emeği. Hanımlara evlere iş veriyoruz biz. 600'e yakın ilçelerden ve illerden, farklı yakın illerden gelen hanımlarımız var. Biz onlara malzemelerini veriyoruz. Yaptığımız tasarımlardan örnek veriyoruz, numune. Hanımlar yaptığı ürünleri bizlere getiriyorlar. Biz toplu halde onlardan alıyoruz. Mesela bileklik tasarımları, kolye tasarımları. Ben çoğunu kendim tasarlıyorum. Tabii ablalara da soruyorum. Şu şöyle olsa daha güzel olur mu? Onlarla birlikte beyin fırtınası yapıyoruz. O şekilde onların getirdiği, yaptığı ürünleri biz onları toplu halde yurt dışlarına ihraç ediyoruz. Hollanda'da, Duisburg'da var. Ürünlerimiz Almanya'da. Onun dışında Bangladeş'e vermiştik ve orada çok çok talep gördü. Aylık haftası Antalya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Demirciler Çarşısı'ndaki törende yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çıraklarına plaket takdim edildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "Ahilik kardeşliktir" diyerek haftanın anlam ve önemine değindi. Terzi esnafından bir mümin kardeş, uzun zamandır İbrahim Usta'nın hizmetinde durmuş. Geçmişten günümüze esnaf geleneğinin sergilendiği 36. Ahilik Haftası, Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da törenle kutlandı. Antalya protokolünün yanı sıra esnaf odalarının da katıldığı etkinliklerde geçmişten günümüze uzanan Türk gelenekleri anıldı. Sizi tufe getirdik biz bucağını. Fakir olur fakirin armağanı. Sağ ol yeğenpaşam. 36. Ahilik Haftası Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Antalya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzyıllardır süregelen ahilik geleneği ve ahi teşkilatı kurucusu Ahi Evran'ın da anıldığı bu etkinlikte Antalya Protokolü de söz aldı. Adeta tarihin eski sayfalarından çıkmış bir tiyatronun ardından etli pilav ikramıyla etkinlik sonlandı. Antalyalılar etkinliğe büyük bir coşkuyla yaklaştı. 36. Ahilik Haftası kutlama törenine Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere,
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cavit Arı ile esnaf sanatkarlar katıldı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, her sene olduğu gibi bu senede Ahilik Haftası'nın coşkuyla kutlandığını söyledi. Gerçekten ahilik bugün o günün 1200 yıldaki ahilik kardeşlik demek, ahilikle ilgili bütün düşüncelerimizi biraz önce aktardık. Bugün de bu ahilik müessesesinin yürütülmesi konusunda biz Esnaf Odalar Birliği Başkanı olarak da yıllardır hem başkan vekili olarak hem yönetim kurulu olarak 2016'da birlik başkanı olarak bunun gelecek nesillere aktarılması konusunda da ciddi bir çalışmamız var. Bugün de bunu burada sizler de gördünüz, gerçekleştirdik. Çok güzel bir program oldu. Öğleden sonra da Antalya Valimizin makamında ziyaret edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın makamında ziyaret edeceğiz. Yarın da Berberler ve Kuaförler Odası başkanlarımızla buradaki bizim yaşlı abilerimize, ablalarımıza da saç kesimi ve bakımı konusunda da gerekli çalışmalar devam edecek. Hafta kutlamalarında da esnaf ziyaretleri yapılacak. Yine Cuma günde Muratpaşa Camisi'nde gelmiş geçmiş bütün ustalarımızın, ahirlerimizin ruhuna da mevlid okutacağız, lokma dağıtacağız. Buradaki ailenin gelecek nesillere aktarılması, onların öğütleri, nasihatlarını gelecek yavrularımıza, gençlerimize aktarılması için de önümüzdeki günlerde de bununla ilgili gelecek sene çok ciddi çalışmalarımıza devam edecek. Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen ayakkabı tamircisi Bayram Sözen'e kaftan giydirildi. Ardından yılın kalfası seçilen bayan kuaförü Behiye Çotur'la otomotiv tamirci çırağı Ceyhun Bıçak'a plaket takdim edildi. Kalfalıkta 3 yıl geçirdikten sonra ustalığa terfi edenlere ahilikte önemli bir yeri olan şey kuşanma töreni yapıldı. Ahilik kutlamaları özel ahi pilavı ikramlarıyla sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da yeni bir anti-terör operasyonuna başladı. Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla anti-terör operasyonu yapıyor Azerbaycan. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir denildi. Ermeni ayrılıkçılarsa Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulunurken Bakü, Ermeni temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Buna ek olarak İran, Zengezur Koridoru'nun kurulmasına net bir şekilde karşı olduğunu, Ermenistan'la arasındaki bağlantının kesilmesinin kendileri açısından savaş sebebi olduğunu ifade etti. Zengezur Koridoru Türkiye ve Azerbaycan için oldukça önemli. Karayoluyla Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlıyor. İran bu koridora karşı olduğunu ifade etti. Şimdi dünyadan haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Bakalım ülkelerde alınan son kararlar neler izliyoruz? Guatemala'da seçilmiş devlet başkanı Bernardo Arevalo, seçim sandıklarının başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla usulsüzce açıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava başvurusunda bulundu. Başkent Guatemala'da Anayasa Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Arevalo'nun da katıldığı mitingde destek sloganları attı. Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo %58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile görüştü. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türk evinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü. Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Libya'da sel felaketinde 3.958 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve bu rakamların artmasının öngörüldüğü kaydedildi. Selden en çok etkilenen Derne kenti gibi yerlerde yaşanan erişim kısıtlamaları nedeniyle sınırlı veri toplanabildiği kaydedilen açıklamada yerinden edilen kişi sayısının daha yüksek olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Çerja të vjetë para kuajve, asociacioni i komunave njëherë, pastaj shohim. Kosova Başbakanı Albin Kurti, 14 Eylül'de Brüksel'de Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasında yapılan görüşmede Avrupa Birliği Belgrad-Priştine diyalo özel temsilcisi Miroslav Larjak'ın ülkesine karşı pozisyon aldığını belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda Larjak'ın daha önce tasarladığı bir senaryoya maruz kaldığını ifade eden Kurti şunları kaydetti. 14 Eylül'de arabuluculuğunun genel olarak Kosova'ya özel olarak da temel anlaşmaya karşı açık bir pozisyonu vardı. Kosova'nın geleceğine darbe vurma konusunda çok ileri gittiler. Temel anlaşmayı bütünüyle uygulayamayız. Sadece Sırbistan'ın istediğini uygulayamayız. Bu mantık ölmüştür ve bağımsız Kosova Cumhuriyeti böyle bir yolda yürüyemez. Yürümemelidir ve yürümeyecektir. İki ülke arasında varılan temel anlaşma kapsamında bulunan ve Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına yönelik maddenin diğer maddelerden önce uygulanma talebini arabayı atın önüne koşmak deyimine benzeten Kurti, Larjak'ın diyalog sürecinin deforme edilmesine izin verdiğini savundu. İran ile ABD arasındaki arabuluculuk anlaşması kapsamında serbest bırakılan 5 ABD'li Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'na ulaştı. ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı. Evet, biraz önce dünya gündeminde de bahsettik. Libya'da ciddi bir sel var ama Afrika genel olarak bir felaketler silsilesi yaşıyor. Hemen bakalım neler olmuş. Tunus'ta Temmuz ve Ağustos aylarında orman yangınları yaşandı ve yangınlar birçok aileyi yerinden etti. Cezayir'de Kalimetipaza ve El Agvat'ta 26 Mayıs 4 Haziran'daki sellerde 9 kişi hayatını kaybetti. Tilimsan kentinde Eylül'de meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi kayboldu. Aşırı yağışların ardından ülkede çıkan orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti, 194 kişi yaralandı. Fas'ta 8 Eylül'de Marakeş kentine bağlı El Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen çöktü. 3 bin kişi hayatını kaybetti, 6125 kişi yaralandı. Libya'ya bakıyoruz. 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu Daniel kasırgası vurdu. Kasırga Bingazi, Beyda, Merj, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine sebep oldu. Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. 9 binden fazla kişi kayıp. Tabi bu noktada ikiye bölünmüş bir hükümet, ikiye bölünmüş bir güçler ayrılığı var Libya'da. O da işlerin koordine edilmesini, yardımların koordine edilmesini engelliyor. Bir tarafta Ulusal Mutabakat Hükümeti, bir tarafta Hafter güçleri var. Burada iki başlılığı ortaya koyuyor ve yardımların koordinasyonu zorlaşıyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Afyonkarahisar'da karıştığı bir suçtan aranması olan ve polisten kaçan kadın çıktığı iki katlı binanın balkonunda yakalanacağını anlayınca kendisini aşağıya doğru boşluğa bıraktı. Polisin intihardan vazgeçiremediği kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karıştığı suçtan aranan kadın yakalanacağını anlayınca balkondan atladı. Olay Afyonkarahisar'ın Dairecep mahallesinde meydana geldi. Aa,
Sokakta devreye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bunu gören kadın polisten kaçarak iki katlı bir eve girdi. Ardından evin balkonuna çıkan kadın çevresine tehditler savurarak polisin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi takdirde aşağı atlayacağını söyledi. Polisler ise kadını ikna ederek çıktığı yerden indirmek için müzakere başlattı. Ancak kadın ikna talebine olumsuz karşılık verdi. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuçsuz kalınca kadın yaklaşık 7 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan kadın olay yerinde bekletilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken polise yakalanmak yerine intihara teşebbüsü tercih eden kadının 29 yaşındaki SK olduğu tespit edildi. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nden 9 adet el bombası çıktı ve el bombaları İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden çıkarılıp imha edildi. Olay Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Baba Sultan Mevki Halk Plajı'nda meydana geldi. Göle yüzmek için giren Mustafa C. isimli vatandaş, gölde patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edildi. Bombaların imha edildiği esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 2 gün içinde yaşanan 3 kazada 2 kişi yaralandı. Yeni bir kazada oldu ya. İlk kaza önceki gün yaşandı. Kazasız gün geçmeyen D400 karayolu Karacalar kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serkan Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Eren A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50-60 metre savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Eren A, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza öğle saatlerinde yine aynı noktada yaşandı. Kızılağaç Turizm Bölgesi'nden Manavgat istikametine gitmek için D400 karayoluna çıkan Akın E'nin kullandığı otomobille Bayram V'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Bir kişinin yaralandığı kazada yine aynı gün bir saat sonra yaşandı. Aybala Y'nin kullandığı otomobille aynı istikamette seyir halindeki Hasan E'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkarak karşı şeride inmeden durabilirken diğer otomobil ise geldiği yöne dönerek durabildi. Kazada yaralanan Hasan E, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki günde yaşanan ve biri ağır iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazaları güvenlik kameralarına da yansıdı. Eskişehir'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. "47 yaşındaki Nazmiye Çabuk idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 5. kilometresinde HK'nın kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nazmiye Çabuk, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Otomobil elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Görüntüler Konya'nın Seydişehir ilçesinden. GY idaresindeki otomobille MK yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan KH yaralandı. ...112 acil çağrı merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan yabancı uyruklu GY ve KH'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin zehir tacirlerine yönelik operasyonunda ceviz bahçesinde Hint keneviri ele geçirilirken bir kişi tutuklandı. Ceviz bahçesinden uyuşturucu çıktı. Operasyonda bir kişi tutuklandı. Ayça isimli şahsın esrar satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan hassas burunlu dedektör köpek de operasyon için Beyşehir'e getirildi. Ekipler alınan arama kararı çerçevesinde Hüseyinler Mahallesi'nde bir adrese hassas burunlu dedektör köpek destekli operasyon düzenledi. Şüphelinin ikameti ve kamufle edilmiş durumdaki ceviz bahçesinde yapılan aramada üzerinde esrar kalıntıları olan bir hassas terazi, 1215 gram esrar maddesi, 85 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi, 277.23 gram kenevir tohumu ve 77 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin yapılan kimlik tespiti neticesinde daha önce de 3 adet uyuşturucudan suç kaydı olduğunu belirleyen ekipler yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari AÇ polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da il jandarma ekipleri piyasa değeri 12,5 milyon olan kaçak tütün ve tütün mamullerini ele geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin polis bölgesine müşterek yaptıkları çalışmayla Manisa tarihinin en büyük kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonu gerçekleştirildi. Piyasa değeri 12,5 milyon olan tütün ve tütün mamulleri 10 kamyona doldurularak Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındı. Ege Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ve 3 depoda eş zamanlı olarak yapılan aramalarda piyasa değeri 12 milyon 500 bin lira olan 21 milyon 101 bin 800 adet boş makaron, 52 bin 800 adet tütün doldurulmuş makaron, 2500 kilogram kaçak tütün, 1750 kilogram nargile tütün, 300 bin adet sigara sarma kağıdı, 176 paket kaçak sigara, 135 adet elektronik sigara likiti, 900 adet sahte bandrol, 110 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinelerine ait kompresör, 1750 adet kaçak puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler 10 kamyona yüklenerek Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındı. Şüpheliler MÇ ve KÇ hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlandığı açıklandı. Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi gençlerle ve çocuklarla etkinliklere devam ediyor. Dernek bu hafta gerçekleştirdiği iki etkinlikle bu kez çocukların gönüllerini fethetti.
2023-2024 eğitim öğretim hayatının başlamasıyla Kışlacık İlkokulu ve Ortaokulu'nda genç lider ile okula merhaba etkinliği gerçekleştirildi. Dernek yöneticileri ve gönüllü ekibiyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyeleri ve gönüllü ekibi okul duvarlarını daha eğlenceli hale getirirken yüz boyama ve çeşitli oyunlarla öğrencilerle keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Yaklaşık 5 saat boyunca çocuklarla vakit geçiren gençler, günün sonunda çocuklarla fotoğraf çekilip geleceğe güzel bir anı bırakmayı da ihmal etmedi. Bir diğer etkinlikte ise Akarçay Kültür Parkı'nda yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi Afyonkarahisar'daki çocuklarla buluştu. Ellerindeki oyuncak ve hediyelerle Akarçay ve çevresinde yürüyen ekip üyeleri oyuncak dağıtımı sonrasında çocuklarla birlikte oyunlarda oynadı. Eğlenceli geçen etkinlik sonrasında yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi hoş sohbet eşliğinde etkinliği sona erdirdi. Dernek Başkanı Behlül Beşen, dernek olarak çocuklara ve gençlere değer verdiklerini belirterek onların enerjilerini kullanmaya çalıştıklarını aktardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ'nin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 90 MW kurulu gücündeki Ege'nin en büyük güneş enerji santralinin yapımı başladı. 240 futbol sahası büyüklüğünde olacak dev yatırımla yılda 180 milyon kilowatt bölü saat elektrik enerjisi üretilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak, fazla üretimle de gelir elde edeceği güneş enerji santralinin yapımı başladı. Çivril ilçesinin Tokça mahallesinde bulunan 1.7 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak dev yatırım için ihaleyi alan firmaya kısa süre önce yer teslimi yapıldı. 8 ayda bitirilmesi planlanan tesiste ilk olarak tesviye çalışmalarına başlandı. Çok sayıda iş makinesi arazinin tesviyesi için yoğun bir şekilde çalışırken, alanın bir an önce güneş panelleri kurulmaya hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Yıllık 180 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretmesi planlanan dev tesisin 240 futbol sahası büyüklüğünde olacağına dikkat çekilirken, tesisin Ege bölgesinin en büyük güneş enerji santrali olacağı kaydedildi. Yılın 365 günü elektrik üretecek dev yatırım en az 30 yıl Denizli'ye hizmet verecek. Vizyondaki filmleri incelemeye devam ediyoruz. Haftanın son 3 filminin içeriği haberimizde. Hayatının önemli bir kısmını cezaevinde geçirmesine rağmen ıslah olmamaktadır. Pişmanlık duymaktayım. Son bir kez daha şans vermesini istirham ederim. Belgesel tadındaki haftanın filmi Tavuri, suç, suç bağımlılığı, toplum ve özgürlük temalarını, hayatının yarısını hırsızlık ve dolandırıcılıktan parmaklıklar ardında geçiren şeytan lakaplı Mustafa Serttaş'ın hayatı üzerinden ele alıyor. İlkokulu yarıda bırakan Mustafa Serttaş, Kıbrıs'ta parçalanmış bir ailede büyür. Çocukluğundan itibaren hırsızlık yapan Mustafa Serttaş, yıllar geçtikçe bu alışkanlığını tutkuya dönüştürür. Yönetmen Derviş Zaim, 8 yaşından beri tanıdığı Mustafa Serttaş'ın hayatının son 5 yılını kayıt altına alır. Çekimlerin bir kısmı ise Serttaş hapishanedeyken gerçekleşir. Tavuri hapishaneden çıktıktan sonra kendisine yeni, temiz bir dünya kurmayı başarabilecek midir? İngiltere Kraliçesi Elizabeth Taylor'la randevu alıp görüşebilirim. Ben Cem Taylor Diyanet'in kurul başkanı. Ben bu gemiyi sana satmak isterim. Ta ki bu memlekette en ayıları vardığından duracağım. Peki soyabileceğim yer var mı buralarda mesela? Burada soyabileceğim yer var. Peki böyle şeyler yaptığında hiç kötü hissetmen değil mi? Hayır. Hiç. Gece
gece yarısından sabah ezanına kadar hiç kimse dışarıya çıkamaz. Korku severler için bir diğer filmde Vesnan. Film, kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Çıldı. Yasemin ve Engin birbirlerini seven, mutlu bir evlilikleri olan bir çifttir. Ancak onların mutlulukları Engin'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla yarım kalır. Engin'in erkek kardeşi Umut, onun karısı Pelin, Yasemin'in abisi Baran, Engin'i aramak için her yolu denese de 3 ay boyunca haber alamaz. Bu durumun ardından bazı söylentileri dikkate alıp metafizik tarafı güçlü olan Fatma teyze ile irtibata geçerler. Kadın onlara Engin'e genç bir kız tarafından büyü yaptırıldığını ve Engin'in artık büyünün etkisi altında olduğunu söyler. Sihrin varlığına inanır mısınız? Etrafımızdaki her şeyi etkileyen, gizemli, bilinmeyen güçler vardır. Gelir gelmez size getirdim. Haftanın son filmi ise Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi. Yanlış ellere geçerse dünyanın kaderi. Animasyon, aksiyon, macera türündeki Fransa yapımı film, şehirlerini korumak için süper kahramanlar Uğur Böceği ile Kara Kedi'ye dönüşen Parisli gençler Marinette Dupin Chench ve Adrien Agresse'nin hikayesini anlatıyor. Marinette ve Adrien diğerleri gibi iki gençtir. Ancak tehlike kapıyı çaldığında maskeli süper kahramanlar Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşürler. Hazır mısın? Dünyanın kaderi senin ellerinde. Bana bunlardan bahsedilmedi. Güçlerini sadece özverili bir şekilde kullanmakla uğraşan, kimliklerini bir sır olarak saklayan ve kendilerini beklenmedik bir aşkın içinde bulan ikili, şehirlerini korumak için birlikte zorlu bir mücadeleye girişir. Karpuz mu? Anlamadım. Ben buraların yeni kahramanıyım. Hakmut'u yenmeniz gerekiyor. Nefret ve öfkeyi bu korkunç yaratıklara o dönüştürüyor. Bana bırak. Toplamama! Unutmayın, birlikte daha güçlüsünüz. Bülteni kapatmadan piyasa gündemine bakalım birlikte. Son veriler neler? Gram altın 1682 lirayla yükselişte 1670 liralar bandını geçti. Dolar 27 lira sınırını aştı dün ve bugün de 27 lira 03 kuruş. Euro'ya bakıyoruz, 28 lira 90 kuruşla 29 liraya doğru bir yolculuk yapıyor. Sterlin 33 lira 52 kuruş ve Borsa İstanbul birkaç gündür yaşanan düşüşün ardından bugün küçük bir yükseliş gösterdi. 7760 puandan günü kapattı. Biz de haberi kapatıyoruz burada efendim. Birazdan spor bülteni sizlerle olacak. Bizden bu kadar, hoşça kalın, esen kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B grubu 3. maçında Peru'yu 3-1 yendi. Müzik
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti daha etkili oynayan Türkiye bu bölümü 25-18 galip tamamlarken özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım baskın oyununu sürdürüp rakibine 8 sayı fark atarak 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iyi başlayan Peru 7-4 öne geçti ancak devamında Ay Yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım da maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas'ın ace sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. İlk iki maçında Porto Rico ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Ay Yıldızlı ekip 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. A Milli Kadın Voleybol takımı yarın 4. maçında Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler Paris Olimpiyatlarına kota kazanacak. Hesilaç Afyonspor'un elit U17 takımı kendi sahasında oynadığı karşılaşmada grubun iddialı takımlarından Sakaryaspor'a ilk yarıda yediği gollerle mağlup oldu. Kocatepe Spor Kompleksi M1 stadında oynanan karşılaşmaya Hesilaç Afyonspor, Hakkı Emir, Fehmi Talha, Furkan, Emre Veysel, Arda, Mustafa, Bekir Yusuf, Umut, Halim, Şükrü 11 ile çıktı. Müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildikten sonra oyuna ağırlığını koyan konuk takım Sakaryaspor, Kerem Yusuf Aydın'ın 26, 28 ve 40. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takımın da gol arayışları skoru değiştirmeye yetmeyince konuk takım Sakaryaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti. Bu arada Hesilaç Afyonspor'dan Fehmi Talha 80. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hesilaç Afyonspor'la birlikte Altay, Sakaryaspor, Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer, Biteksen Giresunspor, Boluspor, Pendikspor Futbol, Çaykur Rizespor ve Yomraspor'un mücadele verdiği U17 Elit B Ligi 1. grupta 4. hafta karşılaşmaları 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Bengisu Yıldız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor. Antwerp'te 30 Eylül 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Ankara'da antrenörü Munise Tuna'nın gözetiminde çalışan 16 yaşındaki milli jimnastikçi Bengisu Yıldız, bu yılın kendisi açısından başarılı geçtiğini belirterek yıl içinde düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Bulgaristan etabında atlama masasında bronz, Mersin etabında ise yer aleti ve atlama masasında gümüş madalya elde ettiğini anımsattı. Genç jimnastikçi Bengisu, Belçika'da düzenlenecek Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'na az bir süre kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Bulgaristan'da ilk Dünya Kupası madalyamı aldım. Sonra Mersin World Challenge Cup'ta 2 tane gümüş madalya kazandım atlama ve yer aletinde. Böyle gidiyor şu an. Ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Antrenör Münise Tuna ile birlikte yoğun bir tempodayız. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz olimpiyat kotası alıp olimpiyatlara katılmak. Bengisu Yıldız'ın antrenörü Munise Tuna da geçen yıl yoğun bir tempoyla yarışmalara katıldıklarını ifade etti. Bengisu'nun gelişimine bakarak antrenman programları ayarladığını dile getiren Tuna, yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi biz geçen sene gerçekten yoğun bir tempoyla yarışmalara girdik. Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları,
Orada da gelişimimizi bakarak yavaş yavaş antrenmanlarımızı da ona göre ayarladık. Şimdi bu sene tabii çok önemli bizim için. Bengüsü çok sakin bir çocuk. Yani disiplinli aynı zamanda. Yani siz programınızı verdiğiniz zaman onun üstesinden gelebilecek ve başarabilecek bir çocuk. O yüzden çok yavaş ve temkinli bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bizde artistik puan diye bir şey de var. Artistik puanını geliştirmek için biraz uğraştık. Hem denge aletinde hem yer aletinde. Onu da ilerlettiğimizi düşünüyorum. Çünkü en son yapılan yarışmada yerde de madalya alınca bunu gördük. İnşallah puanımıza daha iyi şeyler katıp başarılı olacağız diye düşünüyorum. İki kez dünya şampiyonu olan ve son iki işitme engelliler yaz olimpiyat oyunlarında gümüş ve bronz madalyanın sahibi olan işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Akacur, 2025'te Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor. Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Akacur, İkinci kez dünya şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'da 2021'de düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanan, Samsun'daki 2017 işitme engelliler olimpiyat oyunlarında üçüncü, 2022'de Brezilya'daki olimpiyat oyunlarında da ikinci olan Kacur, 2025'te Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyor. Şampiyonalar için çok emek verdiklerini belirten Ahmet Talha, ağır antrenmanlar yapıyoruz. Ailemizden ayrı kalıyoruz, çok cefa çekiyoruz. Bunu şampiyonlukla taçlandırmak her şeye değiyor çok şükür. Bütün yorgunluğumuzu geride bırakıyoruz diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Mutluyuz, onurluyuz. Benim iki olimpiyat madalyam var. Bir olimpiyat üçüncülüğüm, bir olimpiyat ikinciliğim. Eksik olan olimpiyat altını. İnşallah 2025'te Japonya'da, Tokyo'da olimpiyatlarımız var. Orada altın madalyayı alıp taçlandırmak istiyoruz bu işi. Spor yapan kardeşlerime, engelli olanla özellikle kendilerine bir hedef koyacaklar. Bu hedef doğrultusunda azimli bir şekilde çalışacaklar. Engelliyim yani şeyine rolüne hiç girmeyecekler. Normal bir insan gibi devam edecekler. Çünkü sporla her şeyi başarabiliriz. Spor bir yaşam biçimidir bizim için. Şampiyon sporcu Kacur'un antrenörü Yılmaz Kurt da Ahmet'le 2007'de güreşçi babası İlhan Kacur sayesinde tanıştıklarını bildirdi. Ahmet'i güreşe başlattıklarını aktaran Kurt şöyle konuştu. Ahmet zaten çok istikrarlı, istekli, çok karakterli bir çocuk. Ahmet'teki spor ahlakının ve ailesinin verdiği bir ahlakla bambaşka bir evlat. Ben zaten kendisini bir evlat olarak seviyorum. Şampiyon oldukça da bizler onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü hem ülkemiz adına, hem ilimiz adına, hem de ailesi adına ayrı bir şampiyonlukla geldiği için bizim için ayrı bir medayiftar. Yani çok onunla ne kadar gurur duysak az. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.